Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ben şimdi saat 11 falan oldu işte. Sabahtan beri kahvaltıydı. Çaydı, kahveydi. Videolarımı izlemekti derken bu saati buldu arkadaşlar. Şimdi dedim ki ben öğlen kuşluk namazı kılacağım. Öğlen namazı kılıp arkasından kuşluktan önce, öğlenden önce cüz okuyacağım yine. Ondan sonra öğlen yine namaz kılıp cüz okuyacağım da. Hemen dedim şöyle birkaç çamaşır daha katlayayım, çarşafları falan. Sonra şöyle süpürgenin ucuyla alayım. Ondan sonra hemen abdestimi alıp kuşluk namazı ve Kur'an okumaya geçeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım beraber katlayalım çamaşır çarşaflarımızı. Düdüklünün içinde çorba vardı, onu atacağım, yıkayacağım, düdüklüyü kaldıracağım. Airfryer'ın içi altı şey yıkanacak, onu yıkayacağım, yerine yerleştireceğim. Bulaşıklar vardı, bulaşıkları artık dursun, o acele değil. Akşama kadar elim boş, oğlumun evine gideceğiz orada. Oğlumun doğum gününü kutlayacağız. Akşam. O akşam olacak arkadaşlar. Ondan sonra öyle arkadaşlar. Bugün de böyle günümüz başladı. Devam ediyor güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde gün devam ediyor arkadaşlar. Toplam işte 15 dakikada bu işleri hallettikten sonra geçeceğim, namazımı kılacağım, Kur'an'ımı okuyacağım arkadaşlar. Bir cüz Kur'an okuyacağım, sonra öğlen tekrar, yani 2 günde 8 cüz okudum arkadaşlar. 4, 4, 8. Okudum arkadaşlar, Allah kabul etsin. Hepimize sevabı gelsin.
oldu? Bir tane gloss aldım. Baksana rengine. Çok koyu geldi. Yeni mi geldi? Dünden beri koyu. Dünden mi geldi? Aldım AVM'den. Ha, AVM'den aldım. Tamam. İyi, Miray'a ver. Miray kullansın. Miray koşuyor. Beğenmediysen ver. Çarşafları katladım arkadaşlar. Şimdi çarşaf katlıyorum zaten şu anda. An itibariyle çarşafları katladım arkadaşlar. Şunun da sapını kırdım doldurmaktan. Şurası kırıldı arkadaşlar. Fazla bir işim yok arkadaşlar. Şöyle bir hafiften süpüreceğim. Belki bir ara fırsatım olursa şöyle bir toz alırım sadece. Yerler değil de. Üstlerin belki tozunu alırım. Başka da iş yok. Çamaşırlar bazen böyle bir çok oluyor arkadaşlar. Başka işlerim varsa ben de çamaşırları böyle yavaş yavaş katlıyorum. Çok zamanımı almasın diye. Şunları şöyle askıya asayım. Yine biraz kırışıklığa gitsin. Sadece çoraplar kaldı. Bunları da yarın falan katlarım. Orada öyle kaldı arkadaşlar. Askıya asılacaklar var. Birkaç tane evde giydiğim kıyafetler var.
duşa giriyorum. Biraz daha giyeriz arkadaşlar Antalya'da. Havalar ısınıncaya kadar giyeriz. Şimdi Ramazan'da da serin olur. Yazlık kıyafetlere geçeriz. Ben yazlık kışlık kıyafetleri kışlık seyir öne geçiriyorum ya arkaya yazlıklar alıyorum. Ondan sonra ya da şeyse yazlık çıkartacaksam yazlıkları öne alıp arkaya kışlıklar alıyorum. Benim dolabımda böyle oluyor arkadaşlar. Kışlık yazlık değişimi böyle. Montları falan da aşağı hurçlara koyuyorum. Ya da dolaba böyle sıkıştırıyorum falan öyle. Yatağın altı zaten bizim başka şeylerle dolu olduğu için yatağın altında bir boşluk yok. Yatak, koltuk, ceket altları doluydu. Ondan sonra çocukların odasındaki bazanın altında, bizim bazanın altında biraz vardı. Şimdi tek bazaya düştü. Bizim baza çocukların odasındakini bizim odaya geçirdik. Yani bizim baza küçük ama yatak büyük ama bazadan şimdilik ben memnunum çünkü temizliği kolay oluyor. Altında falan toz olmuyor. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Şimdi bu kadar belki zamanla bir baza alabiliriz. Ama şu anda memnun. Şimdi şunu asacağım. Şu gömlekleri böyle biraz buhar tüpü açtığım zaman şöyle bir düzelteceğim arkadaşlar. Burada bayağı bir gömlekler var. Bunlar daha giyilir şimdi. İki tane. Takacağım çünkü askı var illaki de şu an göremiyorum. Şu gömlek olduğundan kaldı. Rengi biraz solmuş gibi ama eşim hala giyiyor onu. Eşimin kıyafetleri çok kıymetli. Hiç böyle işte giysi dolabına falan atayım dediğim zaman yok yok ben görmeden hiçbir şey atma der. Hiç öyle kıyafetlerini paylaşmaz arkadaşlar. Yani kıyafetleri çok şeydir böyle kıymetli. Onun için eşimin kıyafetleri çok fazladır. Dolaba koyduklarım genelde ben buhar ütü yapmıyorum. Eşim giyecek olursa kendisi şey yapıyor, ütülüyor. Ütü yapıyor. Şu tweetin
olsun da giyelim. Bir askıya asayım. Onun altına işte bir iki pantolon yıkanacak. Kirlerin içinde birkaç tane pantolonum var. Onları bugün belki makineye atarım. Yıkadıktan sonra onları da hemen bunun içerisine yerleştiririm. 2-3 tane, 2 tane kıyafetin altına. Öyle arkadaşlar. Ben kendime biraz çok koydum şeyi askıya. Kıyafet. Şimdi 2 tane var orada. Ona böyle bir tane daha bir ara bir pantolon, bir gömlekle şey yapayım oraya. Ayarlayayım arkadaşlar. Bunların 3 tanesinin içerisinde, 4 tanesinin içerisinde pantolon, beyaz pantolon da çıkartabilirim tabii ki oluyorsa. Şunun altına beyaz olur, bu gömleğimin altına. Oluyorsa ki oluyordur herhalde. Bunun altına beyaz pantolon çok ince yap olur. Bakarız orada başka şeylerin altına koyuluruz. Bunun altına beyaz olur, lacivert güzel olur. Bir iki pantolonum var da öbürlerin artık. Kirlendikçe, yıkandıkça ayarlayacağım arkadaşlar. Buharlı su yapacağım. Ne zaman yapacağım? Bir ara yapacağım işte. Geçen ben bunları ütülemeden koymuştum. Eşim şey yapmış. Ütülü zannetmiş. Böyle giymiş arkadaşlar. Dedim ben onları ütülememiştim dedim. Baktım üstünde de böyle asılca herhalde biraz daha düzelmiş gibi olmuş. Böyle giymiş, sonra birkaç gün sonra ertesi gün ben şey yaptım. Ütüledim.
Evet, bayağı bir doldurdum arkadaşlar. Bayağı bayağı. Burada hep yazlık gömlekleri var. Yakında bunları giymeye başlayacak eşim. Şu birazcık. Bunu ben hediye almıştım eşime şeyden. Babalar günündeydi galiba. Onun o şey, laciverti var bunun. Onu almıştım. Aynı gömleği. Lacivertini almıştım arkadaşlar. Bunlar oraya. Karışıvermiş bir anda.
arkadaşlar, benim yastık birazcık yüksek duruyor. Neden? Çünkü ben şöyle düz değil de şöyle yastığı katlayıp yatıyorum. O da böyle kabarıyor. Şöyle. Kaç dakika oldu arkadaşlar? Kapatamıyorum arkadaşlar, o yüzden böyle yapıyor. Hadi beraber süpürelim. Durmuyor telefon. Aa, görüyor musunuz? Bir saat telefonla uğraştım değil mi? Ay, çıkma. İşim bitiyor, bir dakika yavrucuğum.
anlayamadım açıkçası. Bak, üşüyor. Şimdi bunun bacağı böyle açınca şey oluyordu. Açılıyordu. Şu an onu yapmaya çalışıyorum da. Onu yapamıyorum arkadaşlar. Vallahi anlamadım niye yapılmıyor. Allah Allah. Yaptım yaptım. Yaptım arkadaşlar. Ah biraz ya şey olmuş, vidası yalama olmuş da. Kaplıksız yapalım artık onları. Nasıl bir şey yapalım? Bu arada
göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar, çiçeğim orada. Şöyle koydum. Daha altına tabak falan koyacağım. Balkonu şöyle serdim. Bir dakika arkadaşlar. Bunu pek alamıyorum. Locuyla alabilirim ama. Alıyorum onu. Geldim de o halıyı ayarlayacağım tekrar. Şöyle. Arkadaşlar, gayet iyi oldu gerçekten de. Süpürge daha iyi olur. Onun camlarını silmeyi unuttum. Arkadaşlar, bayağı pislik çıktı, bir sürü saç, bir sürü toz. Kaldıracağım şimdi hemen. Sonra kaldıracağım. Arkadaşlar, çamaşırlar katlandı. Ev şöyle bir süpürüldü. Tozu öğleden sonra alayım. İşte oğlum alalım bir hediyesi. Aldım ama şey yapacağım. Sürpriz yapacağım arkadaşlar. Hani İçine doğum günü kutlu olsun diyerekten kağıt yazacağız, öyle vereceğiz, hediyeyi saklayacağız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi hemen ben bir saate bakayım, ona göre hemen bir abdest alıp kuşluk namazı kılacağım. Arkasından Kur'an'ımı okuyacağım, sonra devam edeceğim böyle günüme. Selamlar, sevgiler. İyi akşamlar arkadaşlar. Seçileceğim.
oğlumun doğum günü. Boş kutular. Boş kutulardan da yapacağız. Başka ol. Çağlar için çikolata gelmiş. Barbar içinde tamam. Şeye bak, şu kağıda doğum günü kutlu olsun. Seni seviyoruz. Nice yıllara. İçine bir çikolata koymuş. Ben de muz koyacağım. Böyle vereceğiz. Birer de yiyecek bir şey. Neyse. Sadece bunu koyalım. Bir tane çikolata yeter. Bakalım ne yapacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Belki çekebilirim açarken. Hani böyle yine de değişik bir şey diye oldu. Bakalım tepkisi ne olacak. Çekemem de hani o açarken falan böyle şey yapabiliriz. Birazcık çekebilirim belki. Hani böyle bir paket falan yapacaktım ama annem buraya gelince dışını kaplayamadık falan. Öyle kutuyla açtık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Resmin hediyesini açtırıyoruz arkadaşlar. Daha pastamızı yiyeceğiz. Burada bir şey yok. Dördünüz abi. Bu ne oğlum? Bu benim hediye. Ya bir de bir kağıt var. Kağıt var. O bireye ne diyecekmiş. Sen de hediye. Ben yazdık ya. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seni seviyoruz. İnce illere. Hadi sen de ekle. Sağ olun. Çok büyük değil. Bunu çok... Ya zor. Siz onu almıştır bu. Bayağı zorla aldık ama ya. Uğraştık. Beğendin mi? Bize baktım çok beğendim. Şey olsun. Beğendin mi? Çok güzel. İyi tamam hadi güle güle. Ye. Ne oldu, mutlu oldun mu? Hadi hayırlı olsun. Yaptım ben öyle. Buraya getirin. Pasta buraya getirin. Pasta da orada. Bir dakika ben pastayı göstereceğim. Şöyle. Şöyle. Çay orada hazır. Aynen böyle arkadaşlar. Pasta her şey hazır. Hadi bakalım. Hayırlı olsun oğlumun doğum günü. Selamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.